Yeniden birlikteyiz. Kanal 1 Forum'dasınız. Kanal 1 Forum'da ekonomi temalı bir söyleşi yapacağız. Önemli bir konuğumuz var. Genç bir iş adamı var. Dev bir imparatorluğun başında. O imparatorluğu yöneten çok genç, 32 yaşında bir iş adamı var. Serhan Süzer. Hoş geldin Serhan Süzer. Hoş bulduk. Serhan Süzer, Süzer Grubun İcra Kurulu Başkan Yardımcısı. Aynı zamanda Süzer Grubu'nun genel müdürlüğü görevini yürütüyor. Şimdi hayat hikayenizi biliyorum bir parça. 32 yaşında böyle bir imparatorluğun başında olmak ve o imparatorluğu neredeyse birinci elden yönetmek tabii çok önemli sorumluluklar gerektiriyor. Aslında siz üçüncü kuşaksınız. İşte dedeniz Hasan Süzer, babanız Mustafa Süzer ve siz. Ve geldiğiniz noktaya bakıyorum. Şimdi tabii ekran başında bizi izleyenlere de bir mehas olması için, bir kaynak oluşturabilmesi için söylüyorum. Böyle kolay olmuyor. Yani bir iş adamı 30'lu yaşlarda gelip bir imparatorluğu kolay yönetmiyor. O aşamaya gelinceye kadar çok önemli evrelerden geçiyor. Mesela siz Amerika'da gidip Kentucky Fried Chicken'da tezgahta çalışmışsınız. Yani kasada bile çalışmışsınız değil mi? Bunları bile yapmışsınız. Doğru. Evet. Ben İngiltere'de Oxford Street'te, oranın en işlek caddelerinden birinde yani bir 3 ay mutfakta çalıştım. Çok da önemli bir deneyim oldu benim için. Bu ne sağladı mesela? Yani o deneyim olmasaydı neyi eksik bırakmış olurdunuz? Bu deneyim benim için her açıdan önemliydi. Çünkü yaşım küçüktü. Yani 17-18 yaşlarındaydım. Ve sonuçta biz evet varlıklı bir aileden geliyoruz. Ama ayaklarımız her zaman yere basmıştır. Yani ben kendi şahsım adına konuşuyorum. Bu deneyimle bir kere şu anda da açıkçası operasyonu çok iyi bilmemiz gereken bir işin başındasınız. Ve onu ben çok küçük yaştan itibaren operasyonu gayet iyi öğrendim. Bir kere bu artısı var. İkincisi yani o yaşamın bir parçası olmak önemli bir deneyimdi benim için İngiltere'de. Keyifli geçti. Güzel anılarım var açıkçası o dönemden. Şimdi iş dünyasına bakıyorum ben. İş dünyasında tabii sizin örnekleriniz var bolca. Yani bolca derken çok değil ama verimli bir işbirliği anlamında söylüyorum. Çok daha olabilir diye düşünüyorum. İşte Koç grubunda var. İkinci kuşak, üçüncü kuşak yönetiyor. Sabancı grubunda var. Zorlu grubunda var. Aydınlı grubunda var ve sizde var. Bu kuşaklara görevi devrederken mesela bir tereddüt geçirmiyor mu? Yani mesela babanız, dedeniz, yani işte çok gençsiniz, daha hayatın çok ortasındasınız. Hele bir 40'lı yaşlara gel bakalım falan gibi böyle şeyler oluyor mu? Yoksa görev devrederken çok böyle şeysiz davranabiliyorlar mı? Vallahi şimdi bu tamamen yani birçok faktöre bağlı bir olay. Bizim biraz tabii şanssızlık diyelim, sıkıntılar yaşadık. Çünkü babamın bir sağlık sorunu vardı. Evet. İşte kanser geçirdi. O dönemde yani belli sorumlulukları almak durumunda kaldık. Ama babamın eksikliğini açıkçası hiçbir zaman hissetmedik. Hissetmedik ve hissettirmemeye çalıştık. Çünkü belli dönemlerde yani babam hala hakikaten çok önemli deneyimlere sahip birisi ve şu anda da holdingin onursal başkanı pozisyonunda ve sıkıştığımız anlarda ve önemli kararlarda tabii görüşüyoruz. Yani bu devir işlemi bir nevi enteresan bir olay. Çünkü yani sizin aile ilişkileriniz var. Bir şekilde sizin ne kadar iyi performans gösterdiğiniz var. Yani bizde tamamen açıkçası yani holding ve aile olarak iyi bir iş çıkarıyorsanız onu ödüllendiriliyorsunuz ve daha fazla sorumluluklar veriliyor. Evet. Biz de elimizden geleni yaptık bu dönemde. Yani biraz mecburiyetten oldu aslında değil mi? Yani böyle biraz evet. Erken oldu gibi gözlenebilir ama ben açıkçası hani çok erken yaşta önemli sorumluluklara girmek zorunda kaldım. Ama layıkıyla altından kalktık. Yani şimdi de inşallah daha iyi şeyler yapacağız. Evet, manzara da onu gösteriyor evet. Zaten.
Peki turizme gelelim. Siz ağırlıklı olarak turizmde iştigal eden bir grupsunuz ve turizm konusundaki yatırımlarınızın da geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısıyla önümüzdeki yılı mesela sizin açınızdan sanki turizm ve perakende yılı olacakmış gibi algıladım. Yanlışsa yanlış değil ama sanıyorum o alanda çok şeyiniz olacak. Nedir mesela bugün Türkiye turizminin geldiği noktaya baktığınızda ne görüyorsunuz, tabloyu nasıl görüyorsunuz? Türkiye turizmi iyi durumda. Yani hatta bugün bir takım veriler ulaştı elimize. Bu senenin ilk 11 ayında yani geçen seneye göre bir %2.4'lük artış var gelen turist sayısında. Yani 25.2 milyon turistten 25.9 milyon turiste çıkmış sayı. Herkes şimdi kriz ortamından falan bahsediyor. Her şeye rağmen bu gerçekten bunlar güzel veriler. Ve Türk turizmi her geçen gün gelişecektir. Yani bu bizim ülkemiz, güzel ülkemizin müthiş bir potansiyeli var. Yani her şeye rağmen turizm iyi yolda ve daha da iyi olacak. 2010'da inşallah gelen turist sayısı daha da artacak ve daha iyi sonuçlar alacağız. Bu geçtiğimiz günlerde risk artının dünya başkanı geldiğinde söylemişti. İlginç bir cümleydi. Benim de hoşuma gitti doğrusunu söylersin. İstanbul'u bir mıknatıs gibi görüyor dedi yabancılar. Yani burayı bir çekim alanı gibi, çekim merkezi gibi görüyor. Gerçekten öyle mi İstanbul? Yani dışarıdan bakıldığında Türkiye'deki bu işte olup biten bir sürü şey var. Yaşadığımız olumlu olumsuz pek çok parametre var. Onlara rağmen öyle bir çekim merkezi gibi mi gözüküyor? Kesinlikle öyle. İstanbul muhteşem bir yer. Yani ben de yurt dışında uzun seneler kaldım. Ve bana yani hakikaten favori şehriniz neresi diye sorsalar hiç düşünmene İstanbul derim. Çünkü İstanbul çok özel bir yer. Baktığınızda buraya gelen turistlerin enteresan bir şekilde gelen herkes kendinden bir şeyler buluyor bu şehirde. Yani Avrupalı geliyor. Ya aynı bizim işte İspanyol geliyorsa Madrid'in bir parçasını görüyor, buluyor orada. Kendini rahat hissediyor. Orta Doğulu geliyor, kendini rahat hissediyor. Kafkasya'dan geliyorlar, Rusya'dan geliyorlar, rahat hissediyorlar. Dolayısıyla zamanında Napolyon'da söylediği gibi hakikaten dünya tek bir ülke olsa İstanbul başkenti olurdu. Yani bu çok doğru bir şey. Hakikaten biz yani birçok şeyi kapsıyoruz. Bu aşamada da biraz tabii destinasyon tanıtımına da önem vermek gerekiyor. Çünkü İstanbul bir marka ve bu markayı bizim elimizden geldiğince ışıldatmamız gerekiyor. İstanbul'daki otel yatak kapasitesini yeterli buluyor musunuz? Nedir? Mesela İstanbul'un kapasitesinin nerelere gelmesi gerekiyor bugünün koşullarında? Şu koşulda açıkçası İstanbul'daki yatak kapasitesi yeterli gibi gözüküyor. Tabii bir arz talep dengesi var. Yani bunu iyi gözetmek gerekiyor. Fazla arz sıkıntı yaratabiliyor. Gelen talebi de karşılamanız gerekiyor. Ne zaman İstanbul'da bir takım sıkıntılar baş gösteriyor? İşte mesela büyük kongreler. Büyük kongrelerde aynen. IMF evet. Mesela kongresinde hakikaten her taraf doldu taştı. Herkesin yüzü güldü. Ve fiyatlar arttı. Fiyatlar evet, arttı. İnanılmaz fiyatlar verdiler. Evet, ama tabii bu işler okazyon olarak yani çok fazla olmuyor ve bunu arttırmak için de özel çaba sarf etmek gerekiyor. Yani talepte artış olmaya devam ederse elbette arzı arttırmak gerekir. Ama şu an için arz talebi karşılayabiliyor durumda. Ve dengede diyebiliriz. Sanki böyle birkaç bin daha yatak ilavesine gerek var gibi algılıyorum çünkü zaman. Evet, yani işte 32-33